Çarşamba 24'te Ulusal Kanal'da. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bu akşamki söyleşimizi, sohbetimizi Sayın Cengiz Göltaş'la birlikte yürüteceğiz. Sayın Cengiz Göltaş, çoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanıydı, Yönetim Kurulu Başkanıydı. Yakın bir tarihte genel kurulları oldu. Gene yönetimde kendisi ama henüz görev dağılımını yapmamışlar. Bu konuda hassas, görev dağılımı yapılmadığına göre beni başkan diye ilan etmeyin dedi. Biz de ona riayet etmiş olalım. Şimdi değerli dostlar, değerli izleyenler, günümüzde çok değişik konular var gündemi işgal eden. Eğitim allak bullak olma tehlikesiyle karşı karşıya, eğitimin laik niteliğini kaybetmesi sorunu önümüze gelmiş bulunuyor. Öbür taraftan Suriye meselesi var. Bir yığın, yani Suriye ile Türkiye arasındaki gerginlik sorunu var. Bölgemiz kaynıyor. Bütün bunlardan sonra biz enerji sorununu, enerji bunalımını Sayın Göltaş'la burada irdelemeye çalışacağız. Enerji nereden çıktı diye bir soru belki zihinlere gelebilir. Ama biraz meseleyi derinlikle derinlemesine inceleyenler çok iyi biliyorlar ki aslında bugünkü sorunların hepsi enerjiden çıkmış bulunuyor. Enerji gündem dışı bir konu olarak gelmiyor. Gündemdeki konuları temelden belirleyici bir sorun olarak karşımıza çıkmış bulunuyor. Şimdi enerji konusu gündeme gelince Amerika'nın yakın zamanlardaki güvenlik danışmanı, baş danışmanı Zbigniew Brzezinski, hatırlarsınız bir zamanlar çok ekrandaydı, ön plandaydı. Onun bir sözü Kontrolden Çıkan Dünya kitabında aklıma takılmıştır. İzninizle onu okuyacağım. Eğer bir mucize sonucu dünyadaki bu yoksul çoğunlukla zengin insanları tamamlayan, onlarla özdeşleşmiş bulunan buzdolapları, otomobiller ve mikrodalga fırınlara sahip olsalar, dünya ekonomisi ve ekolojisi üzerinde dayanılmaz bir baskı yaratırlar. Yani demek istiyor ki yoksullar yoksul kalmak zorunda. Aksi takdirde dünya ekolojisi ve ekonomisi ağır bir baskı altında olacak. Bu nedenle yoksul ülkelerde başarılı taklit yerine yoğun bir biçimde kıskançlık duygularının gelişmesi kaçınılmaz oluyor. Yani adaletli bir dünya özlemi, eşitlik özlemi, kıskançlık duygusu olarak tercüme ediliyor Sayın Brzezinski tarafından, öyle anlaşılıyor. Şimdi bunun gerisinde ne yatıyor? Niçin herkes buzdolabına, mikrodalga fırınlara, otomobillere Brzezinski'nin ifade ettiği üzere sahip olamazmış? Herhalde bu konuda gördüğü en büyük engel enerjinin sınırlılığı. O zaman şöyle bir soru ortaya çıkıyor Sayın Göltaş. Enerji gerçekten sınırlı mı? Yoksa bu kapitalist ekonominin dünyaya egemen olması mı bu sınırlılığı yaratıyor? Yoksa sadece Türkiye bağlamında sizin çok yakından bildiğiniz sorunlar var. Onlar mı dünyadan farklı olarak ve dünya ortalamasına göre daha ağırlıklı olarak Türkiye bağlamında bir enerji sorunu ortaya çıkarıyor? Bu devasa konuları 50 dakikalık süremizin girişi olarak değerlendirmenizi sizden rica ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Özellikle konuya girişi, çerçeveyi çok güzel çizdiniz ve bana hakikaten çok önemli bir pas verdiniz. Ben Ulusal Kanal izleyenlere önce saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Katılıyorum. Bir kere enerjiyi konuşuyorsak yaşamın kendisini konuşuyoruz demektir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ve bütün dünya, gelişmiş ülkeler enerji kaynaklarına ve teknolojiye sahip olma konusunda hem kendi içlerinde hem de az gelişmiş ve yoksul ülkelere karşı bir yarış halindeler. Tam da dediğiniz gibi enerji kaynakları sınırlı. Bu nedenle bir adaletsizlik var mı sorusunu dünya aslında bu adaletsizlik temelinde sürdürüyor bütün yaşamını.
Bunu nereden biliyoruz? Gerçek olan bugünkü şey, 1 milyar kişinin günde 1 dolardan az kazandığı bir dünyada yaşıyoruz. Yine 2 milyar insanın elektrik enerjisine ulaşamadığı bir dünyadan söz ediyoruz. Yine çok çarpıcı bir rakam vermek istiyorum. Yaklaşık 800 milyonluk Afrika kıtasının toplam tükettiği elektriği sadece New York kenti tüketiyor. Aman yarabbim. Yani, siz rakamlarla dolusunuz ama tam bununla örtüşen bir rakam da tesadüfen bana rastladı. Herhalde sizde vardır zaten bu. Amerika enerji tüketiminin %23'ünü tek başına yapıyor. Evet. Keza Amerika ham petrolün %25'ini tüketiyor. Buna mukabil Amerika ile yarışma noktasına gelmiş olan Çin ancak %8'ini tüketiyor. Demek ki dünya kaynaklarının çok ağırlıklı bir kısmını o muhteremler tüketiyorlar. Evet. Batı ve özellikle Amerika. Amerika tüketiyor. Şimdi soruyu da tam da buradan sormak gerekiyor. Her şeyin sınırlı olduğu bir dünyada diyelim ki ve insanların temel ihtiyaçlarının işte barınma, beslenme, güvenlik, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarının olduğu bir dünyada neden tüketimi sınırsız ilan ederiz? Neden insanların ömürlerinin sınırlı olduğu, ihtiyaçlarının sınırlı olduğu bir yerde ihtiyaçları sonsuz bir model olarak dünyanın gündemine sokarız? O zaman soruyu gerçekten şöyle sormak. Enerji ihtiyacı gerçekten sınırsız mıdır? Enerji tüketimi çok sınırsız mıdır? Ve kime göre, neye rağmen ve ne için enerji? Kullanımından, üretiminden kullanımına kadar. Ve dediğiniz gibi bugün çok çarpıcı bir şey. Dünyadaki zengin %2'nin dünyanın bütün gelirine, servetine, yarısına el koyduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bütün bunlar uluslararası örgütlerin yayınladığı raporlarda vesairelerde var ve bunların hepsi de birçoğu da Batı kaynaklı. Yine kapitalist menşeiden raporlar. Yani özetle şunu demek istiyorum. Enerji ihtiyacı sınırsız değildir. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Enerjinin kullanımındaki adalet meselesi tam da işte dünya ölçeğindeki kapitalizmin yarattığı dengesiz gelişme yasasıyla ve adaletsizliğiyle ilgili bir şeydir. Yani şöyle anlıyorum, herhalde doğru anladığımı zannediyorum. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir tüketim değil, tabii, belli bir azınlığın tabii hırsını tatmine tabii yönelik. Lüks bir tüketim. Lüks bir tüketim ve bu tüketim dünya kaynaklarının evet mahvına sebep olan boyutlara varıyor. Sayın Göltaş, elbette sizin bildiğiniz bir konu. Dünyadaki enerjinin %85'i işte bu ne diyorlar ona? Yeraltı kaynakları. Evet, evet. Çürümüş fosil yakıtlar. Fosil yakıtlar. Fosil yakıtlardan oluşuyor. Bu fosil yakıtlar mesela bunların da ömrü sınırlı. Bugün artık iyice belli olmuş ki sınırlı. Yani mevcut tüketim türüyle ve temposuyla gidildiği takdirde 40 yıl sonra dünya petrolsüz öyle deniyor, oluyor. Evet. Doğalgaz 62 yıl sonra bitiyor. Kömür 216 yıl deniyor, bilmiyorum artık. Şimdi bu tempo tabii burada bir tıkanıklığın kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Evet. Buradaki bu tıkanıklık o zaman alternatif enerjilere yönelmeyi zorunlu kılıyor. Değil mi efendim? Evet. Hocam çok iyi bir enerji uzmanısınız. Gerçekten bugün ifade ettiğiniz şeyler aslında meselenin özünü de oluşturuyor. Evet. Şimdi alternatif deyince de belalı bir şey var. Nükleer enerji. Evet. Burada sizi dinleyelim. Nükleer enerji acaba bunların yerini karşılayacak boyutlarda kullanılırsa insanlık açısından ne getirir ne götürür? Şimdi tabii ben nükleere gelmeden önce sizin ifade ettiğiniz gibi bugün tükenecek olan fosil yakıt dediğimiz petrol, doğalgaz, kömür başta olmak üzere hem çevreyle problemi olan hem de gerçekten maliyetleri yüksek olan teknolojilerin yerine dünyada son 30-40 yıl içerisinde bilim ve teknolojideki gelişmelerle paralel olarak enerji üretim modellerinde de
bir yenilik söz konusu oldu. Ve bütün gelişmiş ülkeler dünyada, sanayileşmiş ülkeler enerji üretiminde artık yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz, başta tükenmeyen, yenilenebilir tükenmeyen, başta rüzgar, güneş, jeotermal, yine biyokütle... Jeotermal de tükenmez mi? Yani tabii, sıcak, tabii sıcak su kaynağı. Onların da tükenmesi olası söz konusu değil. Çünkü bunlar yeraltı fay hatlarından, yani sürekli üretiliyor. Sürekli fay hatlarının olduğu, depremselliğin yoğun olduğu ülkemiz gibi, özellikle ülkemiz gibi bölgelerde çok daha fazla olan ve sıcak su hem ısınma amaçlı olarak hem elektrik üretimi amaçlı olarak avantajlı bir kaynak. Şimdi bu başka ülkelerde alternatif modeller geliştiriliyor. Örneğin bir enerji ormancılığı var. Yine bu bitkisel enerji ormancılığı. İşte enerjideki bu orman ürünleriyle, orman ürünleriyle beraber hem havayı temiz tutmak, hem de bu bitki ve orman atıklarının biyokütle, biyogaz gibi yenilebilir bir yakıt kaynağına dönüştürülmesi noktasında faydası var. Burada vurgulanması gereken şu: bir dünyada kapitalizmin çevreye yarattığı kirliliğin artık sadece dünyanın az gelişmiş ülkelerinde ya da gelişmiş ülkesi tartışmasının ötesinde bütün bir gezegeni yok etmeye doğru giden bir sürece evrildiğinin farkında olmak lazım. Dünyadaki atmosferin ısısı artması, ozon tabakasındaki deliğin büyümesi, sera etkisi ve sera etkisinin yarattığı sonuçlar ve asit yağmurları değil mi? Tabii. Bütün bunlara yönelik olarak aslında zenginin de fakirin de üzerine bu korkunç karbondioksit, kükürt ve çevresel zararlı etkilerin yerine bugün artık insanlık bir karar vermek zorunda. Evet. Çevre dostu, en az çevreyi kirleten enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Evet. Şimdi ben sizin birikiminizi bu çerçevesinde değerlendirebilmek için biraz sağa solu karıştırdım. Evet. Bu bağlamda karşılaştığım şeylerden birisi de, eğer kontrol altına alınmazsa 2010 yılında dünya sıcaklığı 5 santigrat derece daha artmış olacak. Maalesef. 2010 şurada burnumuzun dibinde. Evet. Demek ki hızla dünya ısınacak. O zaman biz cehennemi öbür dünyada aramayalım değil mi? Yani bu tempo devam ederse maalesef böyle bir çılgınca enerji kaynaklarını sorumsuzca tüketme alışkanlığı ve insanların kapitalizmin ihtiyaçlarına göre konumlandırıldığı, bütün yaşamın bu tüketim trendiyle tariflendiği bir noktada doğal olarak yaşamın kendisi tehdit altında. Yani sıcaklığın artması, kutupların çözülmesi vesaire gibi birçok hususu. Yani zaten konuşmanızda biraz önceki açıklamanızda şey dediniz. Çevreyle, tabiri hatırlayamayacağım belki, çevreyle barışık olmayan bir enerji politikası. Evet. Bu çelişki, çevreyle olan çelişki kendisini bu noktalarda gösteriyor. Sera etkisinde. Evet. Asit yağmurlarının oluşumunda ve dünyanın ısınmasında. Evet, o zaten seranın sonucu olarak kendisini gösteren bir durum, yanlış bilmiyorsam. Ben yalnız bizi sorduğunuz soruyu atlamış olmayayım. Bu alternatif enerji politikalarının içerisinde bu işte fosil yakıtlara karşı nükleer santral bir çözümmüş gibi dünya gündemine hep tartışma konusu yapıldı belli lobiler tarafından. Bunun böyle olmadığının en çarpıcı örneğini son 50-60 yıl içerisinde yüzlerce kaza dışında iki tane büyük olay hep beraber bize gösterdi. Biri 1986 yılındaki Çernobil, bir de bir yıl önce hepimizin çok yakından şahit olduğu Fukushima nükleer santralindeki kaza ve felaket ile yaşadığımız dram. Evet. O zaman nükleer sağlıklı bir alternatif değil. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla Almanya bu işten vazgeçti zaten. Almanya öyle.
Almanya kendisine güvenemiyorsa biz bu mevcut donanımımızla bu maceraya girmemiz bir hayli tehlikeli oluyor. Almanya dışında bütün nükleer santrale sahip olan ülkeler de kendi nükleer programlarını gözden geçiriyor. Buna Rusya, Hindistan vesaire dahil. Yani yine bütün Fransa örneğin nükleer santralin yoğun olarak bulunduğu bir ülke. O da nükleer programını dikkatle gözden geçiriyor. Yani gözden geçirme, tasfiye etmeye yönelik mi? Tasfiye etmeye yönelik, giderek azaltmaya yönelik, alternatiflerini yerine koymaya yönelik. Çünkü gerçekten nükleer şaka götürmüyor. Evet. Nükleer santral tartışması ülkemizde Sayın Başbakan'ın ifade ettiği gibi öyle tüp gazla, evdeki bilgisayarla ya da işte mevcut kaza alternatiflerini hafife alarak açıklanabilecek bir şey değil. Onu bizler yaşadık. Çernobil faciasının sonuçları bizde değil mi? Doğu Karadeniz'de yoğun kesinlikle kanser hastalıklarının falan oluşumuna neden oldu yanlış bilmiyorsam. Kesinlikle bu konuda Doğu Karadeniz'deki sağlık etkileri zaten bu 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık periyotlar içerisinde bu konuda da aslında bilimsel sağlıklı kamuoyunu aydınlatan bir çalışmanın yapılmadığı bir gerçek. Bir hatırlayacaksınız Sayın Bakanımız çay içti hiçbir şey olmuyor falan diye o zamanki Sayın Bakan. Şimdiki bakanlar farklı mı? Birazcık radyasyon iyidir diyor. Şimdiki bakan ne diyor? Enerji Bakanı yani diyor bekarlıktan daha iyidir diyor radyasyon diyor. Ondan önceki bakan yazı da gelse, tura da gelse, dikte dursa biz bu santralleri yapacağız diyor. Ya bunlar çok şakacı. Yani bunlar şakacı mı çok lobici mi bilmiyorum yani. Kullanmamak için şakacı diyor. Evet. Şimdi efendim şöyle bir durum da söz konusu. Bütün bu geleceğe yönelik tahminler yani sera etkisinin artması, asit yağmurların artması, dünyanın ısınması vesaire mevcut enerji talebi ve kullanımı çerçevesinde doğacak sonuçlar. Evet. Ama bir de enerji talebinin artması gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet. 2020'de %65 artacak. 2050'de %250 artacak şeklinde bir tahminle karşılaştım ben. Şimdi bu artış tabii enerjinin yani mevcut enerji kullanımının mevcut enerji türlerinin kullanımının yaratacağı sonuçların boyutlarını fevkalade artıracaktır. Sayın Göltaş siz bu alternatif enerji neydi? Güneş, rüzgar ve jeotermaller. Şimdi, ve tabii enerji bütün bu seraya, asit yağmurlarına, dünyanın ısınmasına sebep olan enerji türlerinden, enerji kaynaklarından vazgeçilmenin karşılığı olan bir enerji kaynağı üretilmiş olur mu sizce? Yani bu alternatifler bunların yerini alabilecek. Kesinlikle. Ama o zaman biz çok büyük bir aldatmacayla karşı karşıyayız. Yani şunu söylüyorum, dünyada en büyük enerji güneşten yararlanma konusunda bilimsel teknoloji buna yol açan kaynaklıyor. Başta kendi bölgemize bakalım. Başta ABD olmak üzere enerji kaynaklarına sahip olmak isteyen ve dünya enerji kaynaklarını kontrol etmek isteyen, taşıma yollarını, suyu kontrol etmek isteyen bütün ülkelerin aslında yapmak istediği şey bu bölgesel çatışmaları da ve dünyadaki yaşanan gerilimleri de bu emperyalist saldırıları da dikkate aldığımızda başta enerji meselesi. Yani enerji, niye o tür enerji değil de bu tür enerji? Onun cevabı şimdi şunu herhalde daha karlı olduğu için. Karlı tabii lobiler yani var. Yani güneşten yararlanılsa tüm bu petrol türeslerinin falan tabii lobiler var bununla ilgili. Çamla o tıkılmış olacak. Evet. Şimdi düşünün Amerika'nın New York kentinin 800 milyonluk Afrika kıtası kadar elektrik tükettiğini bahsediyoruz. Korkunç. Evet. Tabii bu ulaşım araçlar bunun içerisinde çok büyük bir rol oynuyor. Evet. Yani petrole bağımlılık dünya ölçeğinde kapitalist ekonominin en önemli kar kaynağı. Şimdi kar kaynağı olduğu kadar Sayın Göltaş bir de şöyle bir durum var herhalde. Enerji kaynaklarına hakim olmak
Evet. Dünyaya hakim olmak sonucunu doğuruyor. Kesinlikle. Eğer herkes güneşten yararlansa, o zaman Amerika'nın hakim olma vasıtalarından biri elinden alınmış, elinden kesinlikle kaçmış olacak. Kesinlikle. Herkes güneşten, herkes rüzgardan yararlansa, evet, Amerika güneşin, rüzgarın monopolünü elinde tutamaz. Ama suyu mesela kontrol ediyor artık, başladı yani suyu. Şimdi şöyle. Suyu denetim altına alıyor. Suya sahipleniyor. Evet. Suyun özelleştirilmesiyle falan birlikte. Evet. Bu yakın coğrafyamızda aslında bizim çok yakından gördüğümüz bir şey. Yani Irak'a demokrasi götürmedi Amerika. Irak'ın petrollerine müdahale etti. Libya'ya demokrasi gitmedi. Libya'nın petrolleriyle uğraşıldı. Evet. Şimdi Suriye bir başka araç. Şimdi Kuzey Kafkasya, Orta Doğu, Orta Asya'nın derinliklerindeki o geniş doğal gaz alanları, bütün bunlar aslında dünyadaki emperyalist ülkelerin kendi çıkar alanlarında çatışma noktalarının esas mihenk taşıdığı. Oraya, o da ayrı bir sayfa oluyor. Şimdi söylediklerinizden şöyle bir sonuca varmak yanlış olmuyor diyorum. Demek ki dünyaya hakim olanlar, daha öz bir ifadeyle emperyalizm, bu çarpık ve insanlığın mahvına yol açacak enerji kaynaklarına ülkeleri, halkları mahkum etmek suretiyle onları egemenlikleri altında tutmanın yolunu da oluşturmuş oluyorlar. Evet. Çünkü onlara hakim olarak bunu, bu yolu sağlamış oluyorlar. Öbür taraftan da sizin söylediğiniz gibi bunları elinde tutmak ve daha çok hakim olmak için büyük bir çaba içerisindeler. Örneğin işte hemen burnumuzda cereyan ve İran'ın petrollerine hakim olmak. Hocam, tabii burada kapitalizmin temel felsefesi olarak bütün her şeyde kar, ticaret ve siyaseti birlikte yürütme felsefesinden kaynaklı olarak bütün dünya aslında 1970'lerden itibaren bir yeniden yapılandırılma süreci içerisinde mevcut kaynakların da ticarileştirilmesi, özelleştirilmesi serüveniyle de karşı karşıya. Ve sonuç olarak bir özel şirketin ulusal yarar ya da bir toplumsal bütünlük içerisinde dengeli olarak gelirler başta olmak üzere bütün o kamusal hizmetlerin dağılımı yerine en fazla karı, ticareti yapabileceği alanlara yönelmesi kadar kapitalizm doğasına uygun bir şey olamaz. Evet. Böyle olduğu zaman bizim enerji sektörümüz de bakın 80'ler, 90'lı yıllardan itibaren o kamusallık ve bütünsellik yapısı içerisinde darmadağın edildi. Ve ticaret burada serbestleştirme felsefesi egemen hale getirildi. Evet. Şimdi Sayın Göltaş, bu söyledikleriniz içerisinde vardığımız bir sonuç doğrusu beni çok heyecanlandırdı. Ben bunu bu açıklıkla kabul etmekte sıkıntı çekiyorum. Dünyadaki mevcut enerji kaynaklarının yerine sizin özetle belirttiğiniz güneş, rüzgar ve termal enerji. Hatta bu termale şunu da ilave etmek lazım. Su, değil mi? Tabii. Sıcağı da, soğuğu da hidrolik. Hidrolik hocam. Bunlar mevcut çarpık ve insanlığın mahvına yol açacak enerji kaynakları kullanımının sağlıklı bir alternatifi olur ve aynı güçte enerji kaynağına insanlık sahip olabilir. Bunu tespiti son derece önemli. O zaman biz müthiş bir aldatmacayla karşı karşıyayız. Hocam aslında şöyle demek daha doğru. Yani biz bir geçiş yüzyılını doğru bir şekilde analiz etmek ve buna uygun bir politika geliştirmek. Sadece Türkiye değil, bütün dünya. Evet. Yani bütün termik santralleri, kömürle çalışan, doğalgazla çalışan santralleri bir günde vanasını keserek ya da şalteri indirerek batmak gibi bir şey söz konusu değil. Ama bir politikanız olacak. Diyeceksiniz ki önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl içerisinde ben fosil yakıtlarla çevreye zarar veren enerji üretim modeli yerine çevre dostu ve enerjiyi toplumsal yarar ekseninde bütün kamuya en ucuz bir şekilde sağlayacak bir üretim anlayışına yöneliyorum. Bir de şu var, yani başlangıçta üzerinde durduk. Bu fosil yakıtlar dediğimiz şeyler tükenmeye mahkum. Evet. Yani evet, dolayısıyla evet, insanlık büyük bir çıkmazla kısa zamanda karşı karşıya evet, kalacak. Tabii bu sorumsuzluk ciddi anlamda bütün insanlığı etkiliyor. Halbuki bu alternatif enerjilerin tükenme tehlikesi yok. Güneş çok şükür tükenmeyecek. Şimdilik güneşi tükenmeyecek.
gibi bir çabaları yok herhalde. Şimdi efendim, sizin bir açıklamanız var. Bu gidişle enerji krizi kaçınılmaz diye basına yansıyan bir açıklamanız var. Orada ithalatın 54 milyar doları bulduğunu, son 10 yılda ithal kömür için değildir. Enerji konusunda son 40 yıl içerisinde sağ liberal iktidarlarla büyük bir yanlışın içerisine girdi. Yapısal bir krizle karşı karşıyayız. Çünkü Türkiye'nin enerji politikaları baştan aşağı dışa bağımlılığımızı arttıran bir süreç izliyor. Bugün enerjide dışa bağımlılık oranımız %74'lere ulaşmış. Bunun da temel 3 tane ayağı var. Birisi petrol, birisi doğalgaz, birisi de ithal kömür. Türkiye yerli kaynaklarını doğru bir şekilde kullanamadığı, enerji ithalatını ekonomisi içerisinde bu kadar fazla olduğu bir ülke konu vatandaşına, sanayicisine, tarımla ilgilenenine, turizmle uğraşanına pahalı elektriği sunmak zorunda. Bakın son yapılan zamana götürdü. Türkiye'nin 2002 ile 2007 arasında anımsar belki izleyenler en çok övündüğü şeylerden biri de biz elektriğe zam yapmıyoruz derlerdi. Son 5 yıl içerisinde bunun acısını 10 kat çıkardılar. Demek ki yapmayacağız dedikleri vakit yapacağız olarak anlamak lazım. Son 5 yıl içerisinde meskenlerde zam oranı %108 olmuş. Aman yarabbim. Ticarethanelerde %82, tarımsal alanlarda %84 ve son 4 yıl içerisinde AKP iktidarı dönemindeki zam oranları elektriğe yapılan %80'leri aşmış. Şimdi bu kabul edilebilir ve bu ülkenin ekonomisi işleyen bütün yaşam alanları için anlaşılabilir bir şey değildir. Evet. Bir kere şunun altını çizmek lazım. Türkiye'de bu zamı dış ithalat bağımlılığı ve kaynaklarımızın atıl vaziyette beklemesinin yanında çıkartılan yasalarla enerji sektörünün kamu hizmeti anlayışı yerine özelleştirme politikalarıyla çok hale getirilmesi, serbest piyasanın kaderine bırakılması ve özelleştirme yalanıyla Türkiye'nin enerji alanında dünya ölçeğinde en pahalı elektriği vatandaşına sunan ülke konumuna getirilmesiyle birebir ilgilidir. İşte evet, çok anlamlı bir noktaya geldik. Bu enerji sorunu bir özelliğiyle ayrıca bir vurgu kazanıyor. Aynen hocam. Ayrı bir vurgu. Bir sorunu büyüten bir şey. Dediğimiz hususa döndükten sonra bunu geliştiririm. Yani dünyada mevcut bir çarpıklık var enerji kullanımı konusunda. Türkiye'de bunu katmerleştiren Türkiye'de bir durumla karşı karşıyayız. Yani Amerika için bu kadar vahim değil. Çünkü o aslan payını alıyor. Ama Türkiye hem bundan aslan payını değil, kırıntısını bile almada sorunlarla karşı karşıya. Hem de kendi kaynaklarını yeterince sağlıklı kullanamamak ve peşkeş çekmek manasına gelen bir özelleştirme süreci içerisine girmiş bulunuyor. Özelleştirmenin neresindeyiz biz enerji alanında acaba? Biz şu özetle anda bakacak olursak özelleştirme konusunda maalesef geri çok santrallerimiz dağıtım. Ne üretim mi bu üretim santralleri? Bunlar kömür. Mevcut kömürle çalışan santraller, evet. Hidroelektrik santraller var. Evet. Yine şebekelerimiz var. Türkiye çapında bizim birlikte şu tarihçeyi çok kısa bir şekilde size söylemek istersem, Türkiye aslında enerji konusunda 1930'lu yıllar çok önemlidir. Evet. Yani o cumhuriyetler, İller Bankası'nın, Etibank'ın, yine elektrik işleri, etüt idaresinin kurulduğu yıllardır. Ve Türkiye'nin altın yıllarıdır. Yine bu yıllar içerisinde 1970 yılında Türkiye kurumu kurulmuştur. Ve maalesef 1980'li yıllardan itibaren, şimdi 12 Eylül tartışmaları başladı biliyorsunuz. Evet. Asledilmesi gereken ayaklarından biri de 24 Ocak kararlarıyla birlikte
kapitalizmine yeniden yapılandırılması, emperyalizme bağımlılığının arttırılması sürecidir. Enerji de bu alanın en önemli maddelerinden, başlıklarından biridir. Türkiye'de enerji ve doğru bir şekilde yatırımlar zamanında yapılarak topluma istediği oranında sunulurdu kaynaklar. Ama şimdi bu durum bu değil. Yani bir yan unsur olarak ortaya çıkıyor. 12 Eylül'de iyice komedi. Onun da zaten cezalandırılması mümkün olmayacak. Bir tiyatro. Tam bir tiyatro. İzliyoruz. Katılıyorum. Tam bir tiyatro. Ben zaten 12 Eylül'ü bir askeri darbe olarak nitelendirmenin yanlış olduğu kanaatindeyim. 12 Eylül bir askeri darbe değil. Emperyalizmin Türkiye'deki darbesi. Asker de onun, bazı askerler de aleti oldular ama asıl darbeyi vuran bu 24 Ocak kararları ile birlikte dünyada dayatılmış olan neoliberal politikayı Türkiye'ye zerk eden unsurlardadır. Hiç unutmam, Şahin Kaya'nın bir açıklaması var. Amerika'daydı, geldi falan bu 12 Eylül öncesinde. Diyor ki Amerika bizden fazla bir şey istemedi diyor. Ekonominin başına Özal'ı getirin, üniversitenin başına da doğramacılığı getirin. Yani esas darbe oralarda vuruldu. Kesinlikle. Esas darbe oralarda vuruldu ve bu darbeler işte Türkiye'yi bu sonuca getirdi. Tabii şimdi darbenin sonuçları sadece kaybedilen yaşamlarda, işkence, insanların işlerinden olmaları. Tabii bunlar işin en acıklı, en sağlıklı, en sağlıksız tarafları. Ama darbenin sonuçlarını eğitimde görmek lazım. Evet. Darbenin sonuçlarını sağlıkta, sosyal güvenlikte, enerjide, tarımda. Darbenin amacını diyelim. Evet yani. Darbenin amacı yani, bu. Yani işkence etmek için gelmedi ama o amacını gerçekleştirmek için tabii, işkence yapmak zorunda kaldı. Tabii bu ülkenin bilim insanlarını, aydınlarını, devrimcilerini, demokratlarını yok ettiler. Bir kuşağı kestiler. Evet. Kuşağı pahasına bu süreç Amerika'nın bu ülkedeki ülkemizi bu bölge jandarması yapmak adına bir kuşağın yok edildiği bu bir süreç. Bu arada da enerji konusunda bir özelleştirme furyası başladı. İlginçtir. Özelleştirme adı altında yabancılara peşkeş. Yani özelleştirme zaten peşkeşin kendisi yani. Kesinlikle. Nasıl yaparsan yap, özelleştirme bu sonuca varacaktır. Bizim elimizden çıkıyor. Kim alıyor? Alanlar kimler? Vallahi uluslararası firmalar, şirketler, lobiler. Başta şu nükleer meselesini aslında çok kısa geçtik. İşte bakın Mersin Akkuyu'da en basit örneği. Bir Rus şirket anahtar teslimi bir projeyle orada bir nükleer santral kuracak. Ve 15 yıl boyunca belirlediği fiyattan, kabul ettirdiği fiyattan Türkiye'ye bu elektriği satacak. Yani dünyada hiç olmayan bir şey. Bir şirket kendi ülkesinde bile bu riski almayıp bir başka ülkede nükleer santral kurarak devletler arası anlaşmayla hiçbir sağlıklı kamusal bilgilendirme yapılmadan buradan üretilen elektriğin de satma garantisini alarak bu lobilerin artık dünyadaki bu santrallerin, nükleer santrallerin krizleriyle yaşanan o olaylarla karşılık Türkiye'de süspanse ediliyor. Evet. Ya bakın özelleştirmeden bahsettik. Şimdi bu özelleştirmede amaç olarak hep şu ifade edilmiştir. Varlıkların verimli işletilmesi. Maliyetlerin düşürülmesi. Yine elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması, kalitesinin arttırılması. Yine kayıp ve kaçak dediğimiz elektrikteki kayıp ve kaçakların azaltılmasından bahsediyoruz. Şimdidir. Yenileme, genişleme, yatırımların büyütülmesi, rekabet sonucu bir ucuzlama sağlanmasından bahsedilmiştir. Peki son 15-20 yıl içerisinde, özellikle AKP döneminde bütün bu soygun, talan ve tahribatla geliştirilen enerjideki yağma sürecinde bütün bunlar yaşanmış mı? Yok. Dünyanın en pahalı elektriğini Türkiye vatandaşına sunuyor. Elektrik enerjisinde arz güvenliği büyük bir tehlike altında. Çünkü
elektrik talebine artış oranında sağlıklı bir yatırım yapan bir kamu anlayışı kalmamış. Özel sektörün karlılık temelinde kendi tercihleriyle, kendi keyfi tercihleriyle, işte enerji piyasası düzenleme kurulu denilen bir yapılanma içerisinde uçuşan yüzlerce proje, işte lisans denilen bir proje oluşmuş ve yine bir elektrikte insanların üretimin tüketimi karşılama noktasındaki dengesizliği ve buradan ticari kar elde etmek üzere firmaların borsa sistemi, biz buna kara borsa diyoruz, dengeleme uzlaştırma dedikleri kara borsa sistemiyle istedikleri saatte istedikleri fiyattan elektriği aldıkları, kamudan fahiş fiyatlarla elektriği sattıkları, zaman zaman da elektrik satmayı ihtiyaç anında reddederek değişik bölgelerde elektriğin çok ciddi kriziyle karşı karşıya bıraktıkları, işte 2006'da Bursa'da 16 ili kapsayan ve yaklaşık bir günü bulan elektrik kesintisinde Oymapınar Barajı'ndan üretilen elektriğin firma tarafından o anda sisteme verilmek istenmemesi. Ocak ayında işte İstanbul ve çevresindeki Trakya'daki illerde 6 saat boyunca fren kesildi. Özelleştirmenin sonuçları bunlar. Evet. Pahalı elektrik, dış bağımlılığın artması, arz güvenliğinin yok olması, bırakın rekabeti, yeni tekellerin bu alanda oluşturulmuş olması. Şöyle durumda var mı? Telekom'da o var. Mesela satılanlar özel şahıslar tarafından değil de özelleştiriyoruz diye yabancı devlet kurumlarına devredilmesi olur. Aynen öyle, tabii. Şeyde de öyle, enerjide de bu tabloyla tabii, karşı. Tabii, dağıtım şebekelerinde, üretim santrallerinde şimdi öyle kuralsızlık var ki. Evet. Şimdi bu talip olan şirketler, evet, aslında bir kısmı da bu uçuşan rakamlar içerisinde ilk yatırım ve güvence bedellerini tekrar karşılayamadıkları için ihalelerin iptal edildiği süreçler de oldu. İşte İstanbul, evet, tarafında olduğu gibi. Şimdi bir komediyle karşı karşıyayız. Ya burası tam bir kapitalizmin, vahşi kapitalizmin firmalar düzleminde rekabet alanına dönüşmüş. At oynattı yani. At oynattı yani. Yani burada bir ulusal güvenlik tartışması yok. Şimdi bakın, siz Suriye ile Amerika'nın taşeronluğunu üstleniyorsunuz, Suriye ile kavga ediyorsunuz. Peki bu Suriye ile dayanışma içerisinde olan bugün İran ve Rusya'nın doğalgazı kestiği koşullarda bir alternatifiniz var mı önümüzdeki aylarda? Bir B planınız var mı? Zaten şimdi dünyada hangi devlet refah düzeyi tutturabilmişse, belli bir huzuru, belli bir ekonomik gelişmeyi gerçekleştirmişse, o komşularıyla iyi ilişkiler içerisindeler. İşte İskandinav ülkeleri bunun en iyi örneği. Neredeyse birleşme sağlamış vaziyetteler. Kim komşularıyla çelişki içerisindedir, çatışma içerisindedir, ona refah haramdır. Aynen. Ona huzur, evet, onun semtine uğramaz. Biz maşallah bu konuda çok tipik bir ülkeyiz. Komşularımızla sıfır neydi? Sıfır, sıfır sorundan nereye geldik yani? %100 soruna geldik. %100 soruna geldik. Böyle bir, evet, korkunç tabloyla karşı karşıyayız. Son biraz daha vaktimiz var. Sizin hazırlıklarınızı boşa çıkın. Hazırlık dediğim zaten bu program için değil. Genelde, evet, siz, evet, bu konunun dumanı üstünde unsurlarından birisiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ortaya koymak istediğiniz şeyler varsa onları... Şimdi ben şu son zamla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii. Çünkü tabii, bu hakikaten halkımızın canını yakan bir, evet, mesele. Biz de bir açıklama yaptık. Bu zamlar bir zulüm, hı-hı, aynı zamanda süreci başlatmıştır. Çünkü bakın, %6,5 olarak AKP 2012 yılında enflasyon oranını ya da hedefini belirledi. İlk 3 ayda bizim yaptığımız tespitlere göre elektriğe yaptığı zam %12,8. Buyurun. Yani nerede bu şey, bu ne periz?
bu ne, lahana turşusu derler ya, aynen durum bu. Bu tutarsızlığın sebebi ilk açıklamanın samimi olmamasıyla mı açıklanabilir, yoksa bu geçen zaman zarfında öngöremedikleri şeylerle mi karşılaştılar? Bu aslında son 10 yılda enerji politikalarındaki çaresizlik ve iflasın... İflas. Öngöremedikleri. Şimdi, öngörememek dışında bir burada dünya kapitalist ve emperyalist bloğunun ülkemizdeki dayatmalarına teslim olmak. Evet. Bu alanı bir piyasaya açmak. Şimdi piyasanın kontrolünü açtığınız yerde piyasa acımasızdır. Evet. Piyasa sadece kâra odaklıdır. Gayet tabii. Şimdi hocam siz tabii uzman olarak bu konunun daha ekonomik şeysiniz. Burada katmerli bir zamla karşı karşıyayız. Ve bu zamla ortalama 4 kişilik bir ailenin 230-240 kilovatlık bir aylık elektrik tüketimiyle 70 TL olan elektrik faturası 76 TL'ye kadar yükseliyor. Bu çok enflasyon öngörüsünden bahsetmiştim. Türkiye'deki asgari ücret, insanların yaşamlarındaki karşılaştığı sorunları dikkate aldığımızda korkunç bir rakam. Herhalde. Ha, burada tercih yanlış kullanıldı. Dediğim gibi enerji ithalatındaki bu ağır bedeller ve özelleştirme ile kaosa dönen mevcut yapı zamı otomatiğe bindirdi. Ve önümüzdeki aylarda, yıllarda içerisinde de bu zam devam edecek. Yani burada hiçbir şekilde bir iyimserlik göstermek olanaklı değil. Evet'in nasıl geçtiği aynen esas öyle. Önümüzdeki bir başka yani. Boyutu, şimdi bu kayıp kaçak dediğimiz şeye de bir vurgu yapmak istiyorum. Lütfen. Bu zamın içerisinde konut kullanıcılarından kilowatt saat başına kesilen kayıp ve kaçak bedeli 9,93. %9,93. Şimdi biz elektrik mühendisleri odası olarak soruyoruz. Ya kardeşim, bu 3 ay içerisinde kayıp ve kaçak hangi yaptığınız incelemeyle %9,93 oranında artacak bir pozisyona geldi? Hiçbir şekilde gelmedi. 2011 yılı verileri ama yok. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Yani. Ya çünkü neden? Çünkü burada şey şu, dağıtım şebekelerini özelleştirmeye açtılar. Evet. Ve pasta büyük. Ve şirketler buralara talip oldular, bir kısmını satın aldılar. Şimdi onların taahhütlerinde de bu kayıp kaçak bedellerini düşürmek vardı. Şimdi bu kayıp ve kaçak bedellerini şirketlerin düşürmesi ve vatandaşın elektriğini kaliteli yapması noktasındaki taahhütlerini yerine getirmeyip bu bedeli de vatandaşın cebinden ödetiyorlar. Yani yok TRT payı, enerji bedeli, işte %18 KDV, kayıp kaçak vesaire derken yağma börek soygununa dönüşüyor. Şimdi tabii aslan payını alanlar başka yerlerde. Tabii. Bazı içeride karar mekanizmasına olanlar da herhalde buradan tabii gerekli yararı tabii. Şimdi AKP kendi bu enerji alanında da bir şirketlerini yarattı. Karlı alanlarını yarattı. Şimdi Türkiye örneğin sanki çözünmüş gibi bir taraftan nükleer santral tartışmalarıyla zaman kaybediyor ve bununla ilgili ihale süreçlerindeki sözüm ona chat'tir, bilgilendirme toplantılarıdır vesaire adı altında oldu bittiye getirerek halkın, kamuoyunun tepkisine rağmen bu süreci hızlandırarak sürdürüyor. Öteki tarafta da attığı taşın ürküttüğü kurbaya değmeyecek Doğu Karadeniz'deki insanların 100 yıllık, 150 yıllık derelerini cebri borularla hapsederek oradaki yaşam alanlarını mahvediyor. Evet. Ve bunun karşılığında halkımıza da türban veriliyor. Evet, bunun evet karşılığında halkımıza manasını bilmediği Arapça sözcükleri ezberleme özgürlüğü eğitim adı altında sunuluyor. Bu da cambaza bak siyaset. Cambaza bak siyaset. Bu da dindarlık oluyor. Maalesef. Peki efendim. Çok teşekkür Sayın Göltaş. Çok yararlı bir söyleşi sizin katkılarınızla gerçekleşti. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Saygı bizden ve değerli izleyenlere de bizi yalnız bırakmadıkları için her zaman olduğu gibi saygılar, sevgiler sunuyoruz. İyi günler, iyi akşamlar, mutlu yarınlar diliyoruz efendim.